pornonun seni bağımlı hale getirmesi 5 aşamada gerçekleşir. Umarım bu videoyu izleyen sen en fazla 3. aşamadasındır. Çünkü 4 ve 5'e geldiğinde çok geç olabilir. Ama pornografi seninle başlamaz. Kameranın önündeki kızla başlar. Bir kızın ergenliğe girdikten sonra Instagram ve TikTok gibi yerlerden erkekler tarafından ilgi yağmuruna tutulduğunu görmüşsündür. Bu ilgi bir yerden sonra onların öz değerinin kaynağı haline gelir ve onları mümkün olan en çok ilgiyi alabilecekleri platforma yönlendirir. OnlyFans ve türevleri. 5-10 sene öncesini hatırlarsın. Sadece en uç seviye kadınlar bu sektörde yer alıyordu. Şimdi ise muhtemelen tanıdığın biri. Hatta belki de kütüphanede kesişip hoşlandığın kız. Bu platformlara katılıyorlar çünkü onaylanmak istiyorlar. Bunun da üstünde sırf onları çıplak görmek için aylık 5-10 dolar vermeye niyetli bir sürü erkek var. Ve kısır döngü gibi üyeler arttıkça içeriği üretenler artıyor. İçeriği üretenler arttıkça da üyeler artıyor. 11-12 yaşlarında bir çocuk rastgele bunlara denk gelince de bağımlılık başlıyor. 1. aşama. İlk kullanım. Bir çocuk erkeğe dönüşünce doğal bir şekilde cinsel isteği artar. Bu iyi bir şey. En basitinden insanlığın devamı için gerekli. Gençsin ve seks yaptın. Vücudun dopamin salgılamaya başladı. Bu da seni çok iyi hissettirdi ve tekrar yapmak istiyorsun. Olması gereken tam da bu. Şimdi olaya başka bir perspektiften bakalım. Yemek yediğinde dopaminin %150 artar. Bilgisayar oyunu oynadığında %175 artar. Kokain kullandığında %400 artar. Seks yaptığında %200 artar. Porno izlediğinde ise %175 artar. Bu da şu anlama geliyor. Bu dönemde 12 yaşındaki bir çocuk evinde oturarak bir kadınla tanışan, onunla zaman geçiren, reddedilmeyi göze alan ve onu bir şeyler içmeye çıkartan biriyle aynı dopamin yükselmesini deneyimliyor. Bu bağımlılık döngüsünün ilk aşamasıydı. Özellikle 4 numaranın hayatındaki her şeye nasıl baktığını değiştireceğini düşünüyorum. 2. aşama. Suistimal. Dopamini arttıran bir diğer faktör yeniliktir. Bir şeyi ilk defa denediğinde çok iyi hissettirdiğini, fakat 2. ve 3. seferlerde o kadar da iyi hissettirmediğini fark etmişsindir. Pornoya geldiğimizde ise izlediğin her yeni video ve kategori buna hizmet eder. Seksin dopamini %200 arttırdığından bahsetmiştim. Porno %175 arttırıyor, fakat şöyle bir fark var. Sekste 200'den sonra bir düşüş yaşanırken, pornoda uzun bir süre 175 seviyelerinde seyrediyor. Çünkü ne zaman düşecek gibi olsan, o videodan çıkıp başka bir videoya geçiş yapıyorsun. Bu sayede yüksek kalmaya devam ediyor. Eğer üzüldüğünde, sinirlendiğinde veya sıkıldığında pornoya yöneliyorsan, 2. aşamadasın. Ayrıca bu aşamada bir sıkıntıyı daha deneyimleyebilirsin. Erektil disfonksiyon, yani diğer bir deyişle ihtiyacın olduğunda haşmetlinin çalışmaması. Şunu dediğini duyar gibiyim. Ekrandaki bir şey benim vücudumu nasıl etkilesin? Bir daha düşün. 2002'de erkeklerin sadece %3'ü erektil disfonksiyonla baş ediyorken günümüzde bu oran %35. Peki son 22 yılda en çok büyüyen sektörlerden biri hangisi? Aynen öyle. Erektil disfonksiyonun da 3 aşaması var ve porno bağımlılığında 2. aşamadaysan erektil disfonksiyonda 1.de olabilirsin. Yani seks sırasında haşmetli kalkıyor ama uzun süre o durumu koruyamıyor. Eğer bunu deneyimlediysen endişelenmene gerek yok. Çünkü erkeklerin %50'si hayatlarının bir noktasında bunu yaşıyor. Pornoyu bırakıp günlük 30 dakika yürüdüğünde kolayca çözülebilecek bir durum. 3. aşama resmi bağımlılık. Çok fazla porno izleyen erkeklerde depresyon, anksiyete ve sıkkınlık gibi semptomlar görülür. Meditasyon ve egzersizle üstesinden gelebilirsin. Ama bunların neden her zaman işe yaramadığını göstereyim. Aynı grafiği görüyorsun ve spor yapmak dopaminini %150 arttırırken meditasyon %160 arttırıyor. Ve ikisi de zaman ve enerji istediği halde yine de porno kadar dopamini yükseltemiyorlar. Ayrıca hem meditasyon hem egzersizin etkisi zamanla azalıyor ama pornografinin öyle değil. Bu böyle devam ettikçe iyi hissetmek için kolay yol olan pornoyu açıyorsun ve her seferinde daha farklı bir şeyler izlemek istiyorsun ki dopaminin yüksek kalsın. Bu da bizi erektil disfonksiyonun 2. seviyesine götürüyor. Seks öncesinde sertleşememe. 2. aşama yoğun porno kullanımında gerçekleşir. Çünkü pornoyla sertleşmeye o kadar alışıyorsun ki beynin sadece o uyarana tepki veriyor. Ve gerçek bir kızla bir şeyler yaşarken kalkmıyor. Yani sadece bir elinde telefon, diğer elinde penisin varken sertleşebiliyorsun. Bu aşamada günlük 30 dakika yürümenin yanında ağırlık da kaldırmalısın. Çünkü doğal olarak testosteronunu arttırman gerekiyor. Ve tabii ki söylememe gerek yok. Porno izlemeyi bırakıyorsun. 4. aşama düşkünlük. Bu kısımda artık iyi hissetmek için değil, normal hissedebilmek için porno izliyorsun. Bırakman gerektiğini bildiğin ama bırakamadığın bir durum. Çünkü ihtiyacın var. Şimdi birkaç soru soracağım ve bunların ikisinden fazlasına cevabın evetse bu aşamada olma ihtimalin var. Okulda veya işte porno izliyor musun? Her gün porno izliyor musun? Üzüntü ve sıkılma gibi hisleri aşmak için porno izliyor musun? Pornonun kötü olduğunu bildiğin halde devam ediyor musun? Ne kadar uğraşırsan uğraş, porno izleme dürtünü görmezden gelemiyor musun? Haşmetliği kaldırmada veya kalkık tutmada sorun yaşıyor musun? Bu aşamada erektil disfonksiyonun son seviyesini yaşama ihtimalin var. Tamamen sertleşememe. Bundan sonrasında bir doktorla konuşman iyi olur. 5. aşama, nüksetme. Bu kısımda artık fiziksel olarak etrafında gördüğün her şey sana kornoyu hatırlatacak. Altını çiziyorum, seks değil kornoyu. Özellikle günümüzde Instagram'da gezerken bile çok fazla uyarana maruz kaldığımızı düşünürsen zor bir durum. Videoyu bitirmeden bir duyurum var. Yakında katıl butonu açılacak. Orada orijinal sesimi kullanacağım. Ayrıca daha sosyal ve ileri seviye konulardan bahsedeceğim. Benim adım Fatih. Seni sosyal, fiziksel ve mental olarak daha iyi yapmak için videolar paylaşıyorum. Hayatındaki her şey dilediğin gibi ve muhteşem olsun. Hoşça kal.